Merhaba değerli izleyicilerimiz. Programımızın ikincisinde bu cuma günü sizlerle birlikteyiz. Gülgün'la bir tat, bir sohbet başladı. Bugün ekranlarda daima siyasi tartışmalarla tanıdığınız, yazılarını okuduğunuz, o sert siyasetçi kimliğiyle, gazeteci kimliğiyle, sosyolog kimliğiyle tanıdığınız Neval Sevindi benim mutfağıma konuk oldu ve bugün yemekleri Neval Sevindi yapacak. Sevgili Neval Sevindi, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Yeni programın kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Beni kırmadı, geldi. Şimdi Neval Sevindi'nin bilmediğimiz bir yönü çıkacak ortaya. Çünkü mutfağında olağanüstü becerileri vardır ama bildiğimiz klasik yemekleri de yapmaz. İran mutfağı vardır. İtalyan mutfağı, Osmanlı mutfağı. Osmanlı, gerdan tatlısı, hala tadını Rumeli yemeği. Gerdan tatlısı, hayvanın gerdanından tatlı yapılıyor. Şimdi etle şekeri buluşturmak insanı biraz düşündürüyor. Bu arada görüşleriniz için bize ulaşın diyoruz. Stüdyoda bir başka konuğum var. Dünyanın ilk ve tek, ama daha sonra peşinden gelmeye başladılar, tulum sanatçısı kadın. Kadın tulum sanatçısı. Kadının gücü bakın ne kadar önemli. Sevgili Filiz İlkay, hoş geldiniz. Şimdi tulumu da elinde. Ben çok, merak güzel. Ederim bu sazı. Evet. Dokunmak istiyorum sanki şu tuluma. Hep ekranlarda izledim. Kameraman arkadaşlarım görebiliyorlar mı Filiz baltayı da? Hep ekranlarda izledim ben bunu. Böyle yumuşacık yastık gibi. Ama siz bunu süslemişsiniz. Tabii. Üstüne kılıf yapmışsınız. Şurası cebi. Bu özellikle önem arz ediyor para için. Öyle mi? Şaka yapıyorum. Bu bizim ama bir kültürümüzün parçası. Evet. Bu cep olması gerekiyor. Ver tulumun hakkını derler ya. Evet. Biz ortada horonlarda çalarken insanlar doğaçlama olarak paralarını tulum dolduruyorlar. Bu da bunun bir süsü ama adet, gelenek yani. Gelenek ama kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Yani evet, burayı dolduralım. Çok güzel. Şimdi tulumun adına baktım. Tulumun adı ne kadar çok değişmiş. Dulum, tolum, tulum. Biz tulum diyoruz. Ve hayvancılıkla uğraşılan bölgelerde yaygınlaşmış. İşte hayvanın tamamen zedelenmeden, değil mi? Bütün o derisi çıkarılıyor. Aynen. Biraz vahşiyiz ama sonra da sanata hitap ediyor tabii. Şimdi bu özellikle oğlak derisinden tercih ediyoruz. Hem boyutu itibariyle bunun özelliği, bizim içeriye verdiğimiz nefesi, bu deri yani o nemliliği, hani tükürükleri onu absorbe ediyor ve buradaki dilliklerin ıslanmasını engelliyor. Allah Allah, yani nasıl keşfedilmiş bu, inanılır gibi değil. Aynen, çok enteresan ve yani dünyanın birçok ülkesinde çalınıyor ve her ülkede de hemen hemen bu sistem. Özellikle Arap ülkelerinde çok bize yakın. Yani navları bal mumuyla yapıyoruz akortlarını. Tamamen otantik. Öyle bence mi? Evet. En ilkel çalgılardan biri diyebiliriz, evet, değişmeyen yani. Gerçekten çok ilkel. Yani biraz yakın plan görebilir miyiz o? Bu kısma ne isim veriliyor? Bu kısmı nav diyoruz. Altı tane. Nav. Evet. İki, nav, evet. İki sipsinin birleşiminden oluşuyor. Hmm. Bu kısmı deri bölümü. Dudula diyoruz buna. İçeride bir sibopla. Dudula, düdük. Evet. Dudul, düdük. Aynen. Bütün herhalde kültürlerde kullanılan duduk. Aynen. Evet. Ve içerisinde bir sibop var. Üflediğimiz nefesin geri çıkmasını engelliyor. Çok fazla çıkmaması. Tamamen makine mühendisliği. Ciddi mühendislik var. Ciddi mühendislik var. Birçok ülkede var. Aynen. Nasıl herkes aynı şeyi düşünmüş. Vallahi hayret bir şey. Duyalım yani. Duyalım mı sesini? Tabii. Sonra yemeklerimize geçeceğiz. Tamam. Hem müzik. Ha, dolması gerekiyor. Biraz şişirmek için. Şişirmek için. Rekorum 30 saniye. Tutalım. Zaman tutalım. Çok güzel. Evet. Bu arada evet. Şişti. Nasıl? Şişiriyoruz bu şekilde. Şişirdik. Sonra sürekli şişirmemize gerek yok. Kolumuzla bunu ikisini ayarlayabiliriz. Akordeon. Aslında bunlara nefesli değil de hava tazikli enstrüman diyebiliriz. Onun için bütün dünyadaki ülkelerle aynı aileye girebiliyor. Hmm. Çünkü bir İngiltere'de çalınan gaydayla aynı değil aslında, evet, ama evet, bu sistemi gereği aynı. Evet. Evet. Ben bir yol havası çalayım mı? Hadi dinleyelim. Bu arada şu var. Tamam. Neval Sevindi bugün 3 yemek tarifiyle geldi buraya. Pırasalar. Değerli izleyicilerimiz, görüyorsunuz burada yakın planda kış görürsek. Sebzeleri. Kış sebzeleri. Kış sebzeleri. Yapmaya karar verdik, evet.
Tencerelerde sularımızı kaynattık ki süremiz içinde süremizden yemesin. Evet. Şimdi ayıklanmış pırasalar güzelce doğranıyor ve haşlanacak. Adı ne bu yemeğimizin? Buna pırasa böreği diyoruz. Ama sadece pırasa ve malzemelerinden oluşuyor fırında piştiği için. Herhangi bir yoksa yufka ile ilişkili bir değil. Börek değil. Değil. Evet, farklı kültürlerde, Orta Doğu'da da olan bir şey bu pırasa böreği. Kışın pırasayı değişik yemek veya çocuklara yedirmek için evet. çok lezzetli ve hoş görüntüsü evet. güzel bir yemek. Bir taraftan doğruyoruz. Şimdi neler koyacağız adım adım zaten görmüş olacaksınız. Bu arada sevgili Filiz İlkay'dan da dinleyelim. Bir açış yapayım, şöyle hadi. Bir yol havası yapayım. Hadi bir yol havası, yol olsun. Hadi bakalım. Beni bırakırsanız ben sabaha kadar çalarım. Yorulmak yok yani. Tamam, bu arada biz pırasaları da attık kaynamış suyun içine. Pırasalar haşlanacak. Bir de ne yapılacak? Şimdi ıspanakla. Borani denilen, Anadolu'da da borani deniyor ama onlar buğdayla, etle, değişik değil şeylerle mi? Yapılıyor. Bu Rumeli boranisi. Ispanak, yoğurt ve de biraz işte değişik bir şekilde onu unla kavurarak yaptığımız bir yiyecek. Doğrudan ıspanak. Çok çok iyi yıkadım. Çocuklara yedirmeniz evet. için harika. Harika ve pratik bir evet, yemek. Evet, çok pratik. Hem de ekonomik ama şöyle pahalı. Ispanakları tek tek yıkadığınız için kilolarca, litrelerce su harcıyorsunuz. Ispanak yıkamayı sevmeyen çaresi... hanımlar evet biraz fazla. onun için ya hazır paketler var öyle alacak. Ama ya da o hem pahalı hem hazır paketin nasıl hazırlandığını da, bilmiyoruz. Evet, bence yıkamak daha pratik tabii. Yıkamak daha pratik. Bayağı zaman alıyor. Bazılarının, suya koy biraz. Eskiden ular... duydum çamaşır makinesinde yıkadıklarıydı şaka. Ama ben hiç evet denemedim öyle böyle bir şey. Evet. Ben böyle klasik yıkamayı evet. tercih ediyorum. Evet. Ispanaklarımızı da haşlamamız gerekiyor önce. Haşlayıp sonra çıkaracağız. Pırasaları da haşlayıp çıkarıp sıkacağız. Sonra malzemelerini karıştıracağız. Kış yemekleri olarak bol bunları, sebze. Evet, bol tabii. sebze. Sadece sebzeyle çok güzel ve besleyici yemekler yapmak mümkün. Kış sebzeleri sevilmez diye bir inanç var. Bence çok yanlış. Çünkü kış sebzeleri çok yararlı, çok besleyici. Tabii, evet. Kış için ihtiyacımız olan mineraller, vitaminler açısından da çok önemli. Çok önemli. O nedenle, belki bunu süzmek için kullanacağız evet, değil mi? Evet. Şöyle bırakalım. Için kullanırız. Bugün 3 çeşit yemeğimiz var. Evet. Hepsini bir bir göreceğiz.
Şimdi pırasa yemeğinde ne yapıyoruz? Pırasa için neler lazım? Pırasa için haşladıktan sonra suyunu süzüyoruz, eziyoruz. İçine biraz süt koyuyoruz, un koyuyoruz, yumurta koyuyoruz. Çok güzel. Ve kabartma tozu koyuyoruz. Hepsini karıştırıyoruz. En üstüne biraz mısır, peynir koyuyoruz. En üstüne de mısır unu koyuyorum ki kızarsın, çok güzel kızarsın diye. Sonra ısıtılmış fırına koyuyoruz. Sonra fırına koyuyoruz. Şahane. Zeytinyağı koyuyoruz. Evet. Tek tek adım adım koyarken de gösteririz. Evet, harika. Pırasa böreği çok, çünkü fırından çıktı mı görüntüsü de çok güzel. Lezzet muazzam olarak da çok güzel. Muazzam bir lezzet olur. Yani çocuklar hani zeytinyağlı pırasayı sevmiyorlarsa o zaman fırında böyle bir pırasa yapmak onlara yedirmek için en güzel yol en bence. En güzel yol bence tabii. Neval Hanım'ın bir de torunu var. Dünyalar evet, güzeli. Evet, Umay. Umay var. Allah bağışlasın. Amin. Muazzam. İşte mutfakta pratik, evimizdeki malzemelerle yapacağımız yemekler dedik. Kendi yemeklerimizi değerlendirelim dedik. Mutlaka lezzetli yemek, pahalı yemek demek değildir. Aynen. Yani kış mevsiminde seçenekler az diye söyleniyor. İşte et çok pahalı. Doğru et almak zor. Anca işte daha çok hani kıyma, tavuk kısmen alınabiliyor. Evet. Ama unutmayalım ki dediğim gibi kış sebzeleri çok değerli. Sadece yemek değil, börek çeşitleri içinde de kullanabiliriz. Hem de bunların yanı sıra biz bunları çiğ sebze halinde salata yapabiliriz. Tabii. Ki bir tane salatamız var. Yine kış sebzesi. Kereviz. Kereviz salatası. Kerevizden de salata yapacağız. İnanılmaz lezzetli, çok besleyici. Sebzeleri ne kadar çiğ yiyebilirseniz vitaminden o kadar yararlanırsınız. Ispanağı da aslında küçük körpelerinden çok güzel salata yapmanız mümkün. Veya ıspanağın uçlarından yapabilirsiniz haşlayarak veya küçük köklerini yapraklarından kullanılabilir. Evet, kökleri ayrı kullanırsınız ya, küçük yaprakları ayrı kullanırsınız. Pırasayı çok ince ince dilimleyip yine bir havuçla karıştırabilirsiniz. Yani bunlara limon ve zeytinyağı sosladığınız zaman hepsi şahane oluyorlar. Hepsi çünkü. Şahane. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Neval Hanım'ın İran mutfağı kültürü dediğim gibi bütün... Aslında ailemin kültürü çok geniş. Çünkü evet. Anneannem tarafı Rumelili. Rumeli mutfağımız çok geniş. Çok o geniş. Anlattığın gerdan tatlısı dahil eski Osmanlı saray yemekleri de var. Midilli, Girit ve Rodos göçmeni dedemler. Babam Rodos doğumlu, kalan herhalde son 1-2 kişiden biri değil hala mi? Yaşıyor. Ada yemekleri de o yüzden mutfakta. Yani hem Girit adalar yoluyla zeytinyağı mutfağımızda hem de et yemekleri. Et yemekleri. Çünkü Rumeli'de tabii, kuzu, ağırlıklı, koyun ağırlıklı besleniyor. Kişiler. Fakat şimdi Osmanlı kültürü, Osmanlı mutfağı dediğimiz zaman zira Türk mutfağı bir müddet sonra yer edebilmiş dünya mutfakları içinde bilinmiyor o zamana kadar. Evet. Ama lehler geliyor mesela. Evet. Burada yemek yiyip gidiyorlar. Kalabalık elçiler halinde evet. geliyorlar. Ve Türk yemeklerine bayılıp gidiyorlar. Ama öğreniyoruz ki Osmanlı mutfağında önceleri en muteber yemek tavuk. Evet, öyle tavuk mi? Tavuk çok seviyor. Tavuk. Evet. Tavuk çok muteber. Çok. Hatta çok kıymetli, çok önemli. Ah taşıyor. Biraz şey yapalım. Çok kıymetli, çok önemli misafirlere tavuk çeşitlemeleri sunuluyor. Evet. Ve O zaman tavuk çiftliği olmadığı tabii, için tavuk az. Tavuk az. hayvan daha tavuk. Çok yani. Koyun, yemiyor. Kuzu ağırlıklı beslenen bir kültür. Kuzular, koyunlar da onların yardımcılarına dağıtılırmış evet. o tarihte. Düşünebiliyor yani musunuz? Yani onu beğenmiyorlar yardımcılar. Evet, i̇şte çok olan arz talep meselesi tavuk az bulunan. Zamanla kültürler değişiyor tabii. Ama yani... Fatih Sultan Mehmet deniz ürünlerine hasta. İnanılmaz seviyor. Bütün deniz ürünleri İstiridye dahil yeniyor Osmanlı mutfağında. Yani biz de adalı tarafım. Denizden hani baban çıksa ye denir. Aslında şöyle ilginç bir hikaye var. Rumelili anneannem Giritli dedemle evlendiği zaman
zeytinyağını Rumeli'de sadece araba tekerleklerine sürerlermiş. Onlarda hiç zeytinyağı yok, sadece tereyağı ve et üzerine. O yüzden de bunlar da sırf zeytinyağlı yemek yaptıklarından anneannem 40 kiloya düşmüş. Hiç yiyemiyor, zeytinyağının kokusundan hoşlanmıyor. Ama sonra bir girişinden daha güzel o yemekleri de yapıyordu. Mutfak o yüzden çok zengin. Hem tereyağı, börek, evet, çörek falan, etler. Hem de bütün ot toplamayı biliyoruz. Otlardan bin bir çeşit yemek yapmayı. Yani yoksulluk zamanında insanlar o otlarla ne çeşitler üretmişler. Hem de ne. İnanılmaz. Hem de ne. Çünkü yumurta çok besleyici. Topladığınız veya mesela ıspanakla da yapabilirsiniz. Pırasayla da. Bunu küçük küçük doğradıktan sonra hep yumurtayla karıştırarak yumurtalı versiyonlar yapılıyor. Tabii. Yumurta zaten etten daha besleyici, çok inanılmaz faydalı bir ürün. O yüzden yumurtayı kattığınız zaman sebzeye her ikisini birden almış birazcık oluyorsunuz. Birazcık şu ocağımızın altını kısalım diyorum. Hatta Filiz, kapatabiliriz yani, yeter kapatabiliriz. Bize o kadar. Evet. Babaannem 9 tane falan yumurta yermiş eskiden. Hiç de bir şey olmazmış. Olmaz, değil mi? Evet. Şimdi her gün yeni bir reçete, bir yumurta yiyin haftada, yok artık yumurta yiyebilirsiniz, yok evet, beyazını ayırın, yok salatasını haşlandı. Ayırın. Haşlandı. Evet, ne yapalım? Şimdi süzeceğiz onu. Evet, süzelim. Bu arada sonra ne yapacağız? Ispanağı süzdükten Filiz sonra... Filiz kayıda dinlemeyi devam tamam edeceğiz. Ispanağı süzdükten sonra onu un ve yağla terbiyeleyeceğim. Ve o arada da pırasamızı da alıp sıkmamız gerekiyor. Soğutup sıkmak gerekiyor. Evet. Oh, tamam. Şimdi un ve yağ ile terbiyesi yapılacak. Pırasayı alalım mı artık? Olmuş mudur? Evet. Pırasa da yaklaşık. Biraz süzülsün bu. Yardımcı olalım süzülmesine şu tahta kaşıkla. Çünkü sıcak. Ellediğimiz takdirde herhalde yanmayalım. İlk hastaneye yolculuk. Evet, zannediyorum bayağı bir oldu. Şey yaptık. Getireyim mi oraya doğru? Yok, daha gelmesin çünkü un ve yağlı terbiye bölümünü halledeceğiz. Altını yakayım tekrar. Şuradan da koyabiliriz yağımızı. Olur. Hazırlamıştım. Şu kadar yeterli mi, çok mu oldu? Olur, yeter. Altını yakayım dedim. Rejiden, arkadaşlardan bir çakmak rica edelim. Zaman zaman tutukluk yapabiliyor galiba. Evet. Arkadaki de şöyle. Şöyle. Aman hepsi birden yandı. Evet. Evet, bastırarak aldım. Yanıyor demek tamam ki. Yeterli mi bu kadar? Yeterli. Biraz daha koyalım mı? Yeterli. Un ne kadar lazım? Un alayım ben. Buyurunuz efendim. Şimdi unu kavuruyoruz. Un kokusu gitsin. Birazcık kavurmamız tahta lazım. Tahta kaşığımızı da verelim. Evet. Kaç kaşık gibi kondu un? Ne diyelim? 2 kaşık, 3 kaşık. Ben tabii göz kararı yaptığım için. Evet, ben de göz kararı yaptım. Şu yani bir kiloya. Çalalım mı? Çalalım madem mı? Rumeli dedik, ben size Karadeniz dışından şeyler çalayım, ister misin? Çok güzel olur. Sürpriz. Bayılır. Hem de tulumla. Harika. Hadi bakalım.
şimdi ne güzel bizim ezgilerimiz. Aynen. Ispanağımızı bir göstereyim istersen. Bu arada ıspanağı görelim. Unu kavruldu. Unu. Rejiden de rica edelim. Bizi de arada bir gösterirse seviniriz böyle. Ispanağımızı çalarken. Evet. Önce zeytinyağında unu kavurduk. Ispanağın üzerine attık. Sonra tuz attık. Ve biraz ıspanağın suyunu ben saklarım aslında evde. Ispanağın suyundan da üzerine gezdirerek, ezerek böyle kendisini iyice terbiye ediyoruz. Ve bunun işi bitti şimdi. Tabağa alabiliriz. Ne yapacağız şimdi? Sarımsaklı yoğurtla karıştıracağız. Bitti mi şu anda artık? Evet. Pişti bu. Çok basit. Evet, o tencereyi de ben alayım. Ha, Bırakılmaz hiç. Şimdi sarımsaklı yoğurt yapıyoruz. Pırasa için lazım mı yoğurt? Çok az, evet lazım. Lazım. O zaman nasıl yapalım? Ben onu... Vardı zaten, yoğurdumuz var. Yoğurdumuz var, evet. Onu şöyle, kullanabiliriz buna. Pırasaya da sarımsak koyacak mıyız? Pırasaya hayır, koymuyoruz. Koymuyoruz. Hepsi bunun. Şuradan bir miktar. Kırmızı biber yapacağım üzeri içinde. Karıştıralım. Kırmızı biber için tencereyi kullanayım o zaman yine. Cezvemiz var. Şimdi koyalım mı yoğurdumuzu? Evet, yoğurdu lütfen. Sarımsakladım değil mi? Alabiliriz. Kerevize de lazım olacak sarımsaklı yoğurt değil mi? Yok, yoğurt lazım. Ayrıca sarımsak biraz koyuyorum. Tamam, sarımsak. Ne kadar koyuyoruz? Epey. Bu kadar ıspanağı. Yeterli mi bu? Bakayım. Koyuyoruz birazdan. Sarımsak koydun mu şekerini? Evet, tamam. Sarımsak hazırlandı, kondu. Biraz daha koyalım mı yoğurt? Evet, karıştırayım. Yani iyice yoğurdu yiyecek. Karıştıracağız. Çünkü unladığımız için şimdi de yoğurtladığımızda o tadı, yoğurdun tadı baskın olması gerekiyor. Onun için sarımsaklı yoğurt. Biraz daha yoğurt alabilirim. Buyurunuz. Ben tabii inanılmaz bir yoğurtçu olduğum için devamlı yoğurt boca etmece her şeye ya da her şeyin yanında yerim. Yani bizim evde günde en az yarım kilo yoğurt mu yenir? Evet, ortalama bir kilo yoğurt. Sabah kahvaltı yoğurt. Her şeyin yanında yoğurt. Evet, evet. İlla yoğurt olacak. Şimdi bunu böyle gördüğünüz gibi düzeltiyoruz. Evet. Oo, ziyan etmiyoruz. Hayır, tabii bu anneanne babaanne teknikleri devam. Aynen. Birazdan da ikram ediyoruz. Tamam. Azıcık soğusun. O bitti mi? Böyle. Bitti. Bitti. Gördünüz mü sayın seyirciler? Tamam. Gayet ne kadar kolay ve sağlıklı bir yemek. Ve üzerine biberi de yaktık. Evet. Hadi bu akşam şimdi bunu yapabilirsiniz artık. Evet. Yani işten geldiniz hemen pratik. Aynen. Bunu yapmanız mümkün. Mümkün. Ve de çok sağlıklı. Çok sağlıklı, kesinlikle. Çok pratik. Hemen çünkü şöyle içine koyalım. Yoğurdu da aldığımız için sarımsak kışın sizi zaten gripten koruyucu. Aynen. Yeşil ayrıca çok yararlı. Yoğurt yararlı. Bir yığın besin maddesi karıştırılıp ama böyle size ve çocuklara uygun bir hale gelmiş oluyor. Muhteşem. Evet, şimdi muhteşem biz pırasamıza dönüyoruz. Pırasamıza dönelim. Evet, pırasamızı. Fırınımızı ısıtıyoruz şu anda. Evet. Pırasaya dönerken biraz dinleyelim. Ondan sonra tekrar Filiz Balta'nın bu muazzam ezgilerine döneceğiz. Şimdi bu yöre yöre mi gezeceğiz şimdi, yoksa? Şimdi yöre yöre gezebiliriz. Ben hatta yani reklam biraz olmasın ama. Biraz da kendinize anlatın. Olsun mu biraz? Tabii olsun. Ne münasebet. Sizin CD tamam, çalışmalarınız peki. var. Bu yeni çıktı. Bunu ben bir arşivsel albüm olarak yaptım. Anadolu Müzik'ten çıktı. Tulum ile Anadolu. Aslında Tulum'da normal Anadolu. Evet. Bunu bir reklam gibi düşünmeyin. Evet. Bize has, bizden bir enstrümanla yapılmış eserler. Aynen. Çalınmış, emek var, nefes var, soluk var. Kimliğin çünkü parçası. Bir de yani bizim bir parçası. Bir de şöyle oluyor. Şimdi Tulum'da yaygınlaştıkça biz çok fazla etkinliklere gittikçe yani Karadeniz dışından kişiler de bizden Tulum'la çalmamızı istiyor kendi yörelerini. Ve ben de şöyle 11 parçalık Isparta, Erzincan, Elazığ, Afyon, İstanbul'lu telgrafın telleri, bir of çeksem Kayseri,
Lüleburgaz, böyle Erzurum yörelerinden enstrümantal olarak bir arşivsel hiç yapılmamıştı daha önce. Hep Karadeniz çalınıyordu. Dedim ben de bari benden istiyorlar bir çalayım dedim. Tulumla aslında tulum sadece Karadeniz ezgilerini değil Türkiye'nin. Evet. Anonimdir. Aynen. Evet, bütün renkleri çalabiliriz. Ya şimdi tabii ki bizim enstrümanın yöresel tavırlarını ve parmaklarını içeriyor fakat diğer yörelerde çalınabilir yani. Ne dinleyelim şimdi o zaman? Tamam. Telgrafın telleri mi? Öyle başka? Mi? Bilmem. Tamam. Söylemeye de çalışıyoruz bir taraftan. Bu arada pırasalar. Suyunu sıktınız pırasaları. Pırasaları bir kabın içine alıyorsunuz. Beyaz peynir alıyorum. Şimdi, çatal gerekiyor mu? Evet, bir çatal alabilirim. Hemen çatalımız da burada. Teşekkürler. Ezmek gerekiyor. Evet, peyniri, beyaz peyniri. Şöyle hangi kameraya gösterelim? Beyaz içini? Peyniri şu içinde doğru. Eziyorum. Pırasayla beraber. Evet, ne girecek pırasayla. Şimdi içine başka? Şimdi içine şey alıyoruz biraz süt. Süt burada. Göz kararı. Evet. Ama ne diyelim? Bir yarım... Yarım su bardağı kadar diyelim. Evet, su bardağı küçük bir ya da bir çay bardağı. Çay bardağı küçük ya, evet. Daha uygun olabilir. Onu koyduk. Karabiber ve tuz. Tuzumuz burada, karabiberimiz burada. Kaşıklarımız da var onun için. Tabii ben... Göz kararı. Ne kadar karabiber? Evet. Çok mu bu? Yeterli. Şu kadar evet. Yeter. Yani bir tatlı kaşığının yarısı kadar evet. Karabiber. Çok az kırmızı biber koyuyorum. Tabii ben olsam bunu pul biberi doldurmuştum şimdi içine. Acı çok sevdiğim için. Ama, ama işte az kondu. Şu nedenle doldurmuyoruz. Evet. Eziyorum. Pırasanın ve diğerlerinin tadını almasın, öne geçmesin diye. Doğru. Yoksa tabii. Yoksa öne geçecek. Evet, şimdi hepsi yumurta kararında da... olmalı. Evet. Yumurta mı girecek İki şimdi? İki tane yumurtamızı kırıyoruz. Efendim. Yetiyor iki tane. Evet bu... İsteyen daha fazla koyabilir mi yumurta? Koyabilirsiniz. Biz yarım kilo pırasaya yapıyoruz. Bir kilo olursa ona göre arttıracaksınız tabii. Tabii. Karıştırayım mı? Karıştırıyorum. Evet. Başka lütfen. Ne girecek buraya? Karıştırıyoruz. Şimdi bunları iyice karıştırdıktan sonra un koyacağız. İsterseniz dereotu biraz koyalım. Aa, var dereotumuz. Dereotumuz var. Şimdi burada. Ben hep yıkayıp böyle dolapların şeyini asarım ki damlasın. Pratik bir hanım olarak. Damlasın diye kullanması da kolay. Çalışan kadınların evet. Pratik buluşları halinde. Mecburen. İçine dereotu da doğruyorum. Aman. Dereotunun girdiği her şey güzel de nedense kesinlikle. Bazıları dereotunu hiç sevmez. Çok yararlı. Oysa ben çöreklerde, her şeyde, oysa ben de her şeye yoğurtta dahi bayılırım dereotuna ve biraz çok güçlü koyayım. Bir kalsiyum kaynağı olduğu evet. Söylenir. Çok. O açıdan mutlaka dereotu, maydanoz sofralardan hiç eksik edilmemesi maydanoz gereken. Maydanoz kışın özellikle sabah kahvaltısında en yararlı. C vitamini yüksek. Aynen. Evet. Keza ceviz. Peki, şimdi siz nerelisiniz? Şöyle bir seyircilerimize anlatın. Tamam. Ben genlerim, Rize Pazarlıyım. Rize Pazar doğumluyum ama... Rize ne kadar verimli bir yer. Rize Hemşin, Rize Hemşin, Pazar. Annem Hemşinli. Öyle mi? Hı-hı. Sizin Karadeniz mutfağı da bambaşka yani. Ya bizim Karadeniz mutfağı o kadar çok aslında aşırı bir çeşitli yok değil kesin, ama... Evet. Lezzetlidir yani. Mesela ben izledim geçen programımızı ona da gelmek ya, isterim. Ya neler yaptık. Termon tatlısı bekliyordum sizden. Ne tatlısı? Termon. Termon. Pepeçura deniliyor bizim Pepeçura. Yerimizde. Çok seviyorum ve de çok da sağlıklı. Nasıl yapılır? O kokulu üzümler vardır ya. Gerçi şu anda mevsimi değil galiba bilemiyorum ama hani önceden yapmışlarsa. Kokulu üzümleri o şeyin kabuğunu çıkartacak şekilde kaynatıp muhallebi gibi pişiriyorsunuz suyla. Müthiş güzel oluyor. Müthiş. Şeker bile koymanıza gerek yok. Durun. Şimdi bu arada Nevas evinde un koydu. Kabartma tozu da koydu. Unla aa. Beraber koymanız daha iyidir. Pırasalar haşlandı. Daha sonra üzerine beyaz peynir kondu. Ondan sonra iki yumurta kırıldı. Yarım bardak su bardağı, çay bardağı kadar süt kondu. Tuz, biber, karabiber eklendi. Şimdi biraz zeytinyağı koyuyor. Evet. Çünkü kabartma tozu da koyduk kabartma içine. Kabartma tozu da var. Biraz da zeytinyağı.
Şimdi tabii pırasa soğanımsı olduğu için ben dayanamaz içine sarımsağı da koyarsın. Bayılırım çünkü. Salatamıza koyacağız zaten, kalsın. Hep söylüyorum. Şimdi bunu da şöyle bir fırına gösterelim mi seyircilere? Evet, gösterelim ve fırında pişeceğiz. Bu. Şimdi bir kaşık alalım ve belki şunu da daha kolay koyabiliriz. Daha geniş. Ondan sonra fırına girecek. Tabii mutlaka kapların daha kolay temizlenmesi için dibi yapışırsa dibi yapışmıyor. Dilimlemeniz zorlaşır. Evet, şöyle. Her zaman yağlı kağıt daha pratik bir çözümdür. Evet, kalmasın. Değil mi? İçinde kalmasın halinde. Biz bunu fırına koyacağız artık. Hayır, şimdi üzerine süsleyeceğiz. Efendim, çörek otumuz var. Var, çörek otumuz da var. Her şeyimiz var. Bizim mutfakta yok yok. Aynen. Çok güzel. Ben baharatlara bayıldığım için üzerini çörek otuyla süslüyoruz. Susam da koyabilirsiniz. Hem çörek otu hem susam. Ben olabilir. İkisini de koyuyorum. Ama ben her şeye çörek otu koyarım. Salataya bile. Çünkü çörek otu inanılmaz faydalı, sağlıklı, yararlı, sağlıklı bir şeydir. Beyaz peynirin üzerine çok yakışıyor. Her yere yakışıyor bence. Şimdi ona mısır unu mu koyacağız? Şimdi üzerine biraz mısır unu ekliyorum ben. Şöyle azıcık parmak uçlarıyla. Evet, öyle mi? Çıtırlaştırması için. Fırını kaç derecede tutmak gerekiyor? 180. 180. Bakalım. Biz ısıttık. Biz ısıttık ve 180'i ayarladım. Evet. Tamam. Şimdi fırınımıza girebilir. Girebilir. Şöyle açalım. Çok da güzel ısındı. Evet, programımızın sonuna kadar sıcak sıcak pişmiş olacak. Ve daha sonra yiyeceğiz. Evet, başlayalım inşallah mı dinlemeye sizi? Tamam, son tamam. Kaç dakikamız araya? Yani mutfağımızın zenginliği, kültürümüzün zenginliği. Şu güzelliğe bakar mısınız? Harika. Sayın seyirciler. Mutfak. Ayrı bir müzik, de ayrı kültür, işte bunların hepsini kültür yani hepsi. Şimdi insanlar kültür tabii deyince sanki tek boyutlu bir şeymiş gibi. Sadece kitapla ilgili değil. Yaşadığımız her şey kültüre ait. Evet. Yani bizim ürettiğimiz evet her şey evet ve onun unutulması kimliğin yok olması demek. O nedenle unutulmaması gerekiyor. İşte tulum da unutulmamalı. Ailemizin geldiği yerin yemeklerini de unutmamalıyız. Asla, o yemekler asla zor, ay yapamam. Gideyim de falan yerde dışarıda işte evet uydurup bir tane evet et yiyeyim evet falan yapmayın. Evinizde aile yemeklerini mutlaka pişirin. Mutlaka, mutlaka. Çünkü ailenin bir araya geldiği yer evdeki masa ve tabii onun bereketi, onun güzelliği, kesinlikle onun coşkusu hiçbir şeye rahmetli anneannem yemek ocağı koyarken ya da fırına böyle koydum bir aş doysun bin baş derdi. Çünkü devamlı Türk tabii ailesine bizim anneannemin evinde en az 15 kişi olurmuş. Yani gelen misafirlerden çocuk vardı işte 4 tane gelen akrabalar. Hep böyle kalabalık oturulurdu. Şimdi insanlar yalnızlaştı ve bir de şey, ay şimdi yemek mi yapacağım? Ay ne kadar zor, misafirle çekelim. Ay ben bilmem. Yemek yapmak ne kadar güzel bir duygu. Başkalarını beslemek ve o beslemede bir zevk bulmak, sohbet, bir araya gelmek çok güzel bir şey. Çok, muazzam bir şey. Şimdi Filiz. Şimdi ben Artvin'e gidelim hadi. Tamam. Hadi gidelim senin madem öyle. Artvin'de çok güzel. Artvin'e selam olsun tabii buradan. Hadi bakalım. Thank you.
Devamı tamam. Tamam mı, devam mı? Tamam, devam edeceğiz. İyi, hadi tamam. Pırasa pişiyor, pırasa böreğimiz. Kereviz salatası. Kerevizler rendelenecek. Kereviz salatası yapacağız. Onun için İkinci bölümde onu yapmaya başlayacağız. Evet. Bol bol. Filiz İlkay'ı da dinlemeyi sürdüreceğiz. Siz bir de söylüyorsunuz. Evet. Ama hem çalıp hem söylemek olmuyor mu? Ya şimdi oluyor da kendi tonumda bir tulum getirmedim bugün hani vokal söylemeyeceğim diye. Olsun. Yani tulum. Başka enstrümanlar olsa hani söyleyeyim de şimdi bir böyle. Bir başka programda yaparız. Bir başka yine. Programda yaparız. Ama şey söyleyebiliriz, hep birlikte güzel bir şarkı söyleyebiliriz. Sizin ne güzel sesiniz var, biz de böyle tempo tutarız. Mutfakta, keşke mutfakta yemek yaparken yanımızda hep böyle biri çalsa. Öyle mi? Zevkli olur aslında. Çok zevkli olur. Yemekler büyük bir coşkuyla pişer. Ya şimdi yöresel bir şey yapsam. İkincileri alabilir misiniz? Atma türkü atsak. Yapabilir misiniz? Ne demek söyleyeyim? O şimdi? Şimdi ben bir türkünün bir kısmını söylesem, ikinci bölümünü söyleyebilir misiniz? Kim biliyorsak söyleriz. Aynısını tekrar edeceksiniz. Tamam, olur. Bu da bizim kültürde olan bir şey. Ara dediler ama bir dakika tamam. Bir minüt yapalım. Yapalım mı? Evet dediler. Şimdi bilindik bir türkü çalacağım yöresel. Tamam. Siz ikincileri söyleyeceksiniz, tamam olur, mı? Olur, tamam. İkinci bölümde de devam edelim. Sesim geliyor, sesim de kısık, kusura bakmayın artık. Olsun. Yağsa yağmur yağar, yağsa yağmur yağar, yağsa yağar, yağsa yağar, 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 yağsa da yağar. Neyse bunu prova alalım. Arada sonra çalışıp öyle yapalım. Yağmur yağsa da yağmasa da. Aradan sonra görüşelim. Aynen. Seyirciler bir ara türkü öğreneyim ikinci bölümde. Aradan sonra türkü devam edecek. Devam edeceğiz aradan sonra. Bizden ayrılmayın. Sayın seyirciler, Gülgün'la bir tat, bir sohbet devam ediyor. Çok sevgili Nevval sevindi. Muazzam lezzetler yaptı, ortaya koydu. Keşke televizyonlardan evlerinize ulaştırabilsek. Değil mi? Ne güzel olur. Mis gibi kokular var. Şimdi salatamızı kerevizi yaptık. Kereviz rendeledik. Evet, ama önce kerevizi soydu Gülgün ve de limonlu su da bıraktı, bekletti. Beyaz olması için, kararmasın diye. Ve rendeledikten sonra da yine limonladık, sarımsak ekledik. Kararmadan bembeyaz böyle çok güzel görünüyor. Şimdi yoğurt ekliyoruz. Ne kadar koyalım? Bu hepsi ne koyduk alır herhalde. Alır. Evet, hepsi olabilir. Evet, hepsi olabilir. Şöyle kalmasın. Benim bütün yemeklerimde dediğim gibi sarımsak vardır ve bayılırım. Ben de çok severim. Onun verdiği lezzeti. Muazzam hiçbir şeye benzemedi. Ve karışıyor şu anda. Evet, yoğurdumuz birazcık dereotu. Doğrayayım mı onu? Tabii dereotu koyacağım. İri iri mi, ince ince mi isteniyor? Evet, ince ince. Evet, şöyle. Ve içine zeytinyağı ekliyoruz. Limon ekledik zaten. Zeytinyağımızı da ekledik. Ve ceviz döveceğiz. Bir parça
İstediğiniz çoğunlukta ne kadar isterseniz. Ceviz, o da çok lezzet katıyor. Dereotunu ilave ediyorum. Dereotunu da ekliyoruz. Şimdi cevizi eziyoruz. Cevizi biraz ezdikten sonra onu da ekleyeceğiz. Tabii cevizin ezildi mi ortaya çıkan yağı inanılmaz bir lezzet verir. Her şeyde büyük bir lezzettir. Et ve tavuk sosu yaparsanız cevizle de çok güzel olur. Nar ekşisiyle. Çerkez tavuğu gibi. Çerkez tavuğu gibi. Aynen, çok doğru. Şimdi ne kadar ilginç gelişmeler var. Bu Osmanlı'nın mutfağını okurken önemli misafirlere şerbet ikram edilirmiş. Evet. Diğerlerine de su. Evet. Yani sudan, ama biz burada tabii ki su ikram ediyoruz. Çünkü su en kıymetli içecek. Ve dünyamızda gittikçe nadide bulunur hale geliyor. Susuzluk bekliyor bütün dünyayı. Evet, milyonlarca insan temiz su kaynaklarından yoksun. O yüzden Artvin çaldınız mesela. Artvin'de maalesef yapılan HES'ler yüzünden sularımız, derelerimiz yok olmakta. Yeraltı suları yok olmakta. Susuz kalmak aç kalmaktan da kötü, çünkü susuz yaşama şansımız yok. Dünyanın, doğanın yaşama şansı yok. O yüzden sularımızı dikkat etmeliyiz ve mutlaka günlükte çok su içmeliyiz. Mesela nezle mevsimi şimdi. Nezle gripal enfeksiyonu gidermenin en iyi yolu ilaç değil aslında, su. Düzenli bol su içtiğinizde bol bol mikrobu vücuttan dışarı atmanız mümkün, atabiliyorsunuz. Ben denediğim için söylüyorum. Ben de çok severim. Günde 2 litre içerim. Sabah kalkınca ilk işim su içmektir. Cildiniz o yüzden pırıl pırıl. Sanki böyle vücudum temizleniyormuş gibi hissediyorum. Tabii. Ne güzel. Cildinizin işte pırıl pırıl olma nedeni de o. Cevizi de ekliyoruz. Ceviz de eklendi. Bu arada ben şu türküyü öğrenmek zorundayım. Tulumsuz nasıl söyleyeceğiz? Tulumsuz söyleyelim. O zaman sana başka bir daha kolay bir şey söyleyeyim. Basit, bilindik bir melodi. Hemşin yaylalarında, hemşin yaylalarında yattım uyuyamadım, yattım uyuyamadım. Yattım uyuyamadım, yattım uyuyamadım. Aradım sevdumi, aradım sevdumi. Daha dayanamadım, oy daha dayanamadım. Daha dayanamadım, oy daha dayanamadım. Yaz gelince yeşiller, yaz gelince yeşiller. Sarı eruk dalları, oy sarı eruk dalları. Sarı eruk dalları, oy sarı eruk dalları. Sevduğum nerede kaldın? Sevduğum nerede kaldın? Hep gözlerim yolları, oy hep gözlerim yolları. Hep gözlerim yolları, oy hep gözlerim yolları. Sınıfı geçti mi? Bravo. On numara beş oldu. Çakacağım ama eller şeyli. Eller böyle. Ya kusura bakmayın. Bravo. Ben de gerçekten çok zorla iki gündür o kadar çalışıyorum ki. Ama ne kadar güzel çıkıyor gitti sesiniz. Gitti yani gitti. Olsun. Yok. Kulaklarım tıkalı. Artık ona idare ettik ama sizinki yumuşacık, çok güzel. Ay teşekkür ederim. Şimdi kerevizin üzerine kereviz yapraklarını da koyduk sayın seyircilerimiz. Evet, bakın. Süslemek için kullanabilirsiniz. Ben manavdan kerevizi alırken mutlaka kerevizin üzerine o yaprakların olmasını isterim. Evet, ben de. Ama nedense bu yaprakları doğrayıp doğrayıp atarlar. O kadar İstanbul'da, İzmir'de yaprakları en zengin halde böyle bir metre olmadan kimse kereviz almaz. Düşünün. Burada da kerevizin yaprağını bulmak için uğraşıyorsun. Kereviz yemek kestirmeli etli yaptığımızda mutlaka yaprağıyla yaparım. Ve yaprak daha bol olmalı bizim İşe yemek dışında. İşe yarayan bölümünü atıyorlar o zaman. Evet, evet. O en yararlı bölümü gidiyor. Ben biraz size tattıracağım bundan. Böreğimiz fırında. Evet, boranenin bir tadına bakın. Bakın. Biraz salata. Biraz kereviz salatasından da ikram edelim. Nevval Hanım, gördüğünüz gibi aslında normalde yarım saat içinde hazırlanabilecek. Bir... Burada şarkı türküyle yarım saat yani. Buyurun. Daha da rekor olarak yapılabilir. Şöyle bir bakın bakalım tadına.
yemekle ilgili şunu söylemek istiyorum. Çünkü bu gün çocuklar karne aldı. Ah, evet. Aa, evet. O yüzden Avrupa'da 18 milyonun altında çok ülke var. 18 milyon çocuğumuz okula gidiyor bu ülkede. Onların beslenmesi için doğru ağız tadını veren anne ve babadır. Evet. Ama evet, masaya oturduğunda bazı genç anneler işte bir peynir yiyor. Ay koyun kokuyor, of 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 diyor. Çocuk 5 yaşında hemen arkasında of 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 diyor, katiyen yemiyor. Ya da başka bir şey. Ben katiyen kereviz yemem diyor. Çocuk hemen arkasında, ay ben katiyen kereviz yemem. Yani tabii ki anne, baba, kardeş neyse onları izler çocuklar. Büyüklere bakıyorlar. O yüzden yanınızda bir çocuk olduğunu unutmayın, ona göre konuşun ve davranın. Sevin, sevmeyin, ona söylemek veya tepki vermeniz gerekmiyor. Doğru. Çocuğun ağız tadını da ev yemekleriyle oluşturun. Evet. Yani bu çok önemli, evde yemek yapın. Nasıl? Bayıldım. Benim ağız tadıma acayip hitap ediyor. Çok lezzetli olmuş. Afiyet ciddi olsun, söylüyorum. Afiyet olsun. Siz de yemek yaparsınız herhalde evde, değil mi? Seversiniz. İş başa düşünce yapıyorum. Yapıyorsunuz. Ama annem ve... Anne varken. Yani daha güzel yapanlar varken ne gerek var? Yok, iş başa düştü bir yaparım. Yani gözünüz onu görüyor. Karadeniz olaylarından mı daha çok? Biraz Karadeniz'e ya muhlamadı falan pratik oluyor. Evet. Onları daha çok yapıyorum. O ne kadar lezzetli bir gıda. Peki biz çok güzel olmuş gerçekten. Elinize sağlık. Harika. Pırasamız da hemen geliyor. Pırasamız da oldu. Oldu. Onu da fırından çıkaralım. Şöyle. Oh. Oh, kızarmış. Onu nasıl alalım? Evet. Şuradan bezimiz var. Veriyorum. Evet efendim. Şöyle koyuyorum. Buna bir yakından alırsınız. İşte neden pırasa böreği diyoruz? Böyle kabarıyor. Şahane, içinde un, yumurta, yağ olması. Kabartma tozu. Böyle müthiş bir güzel görüntüsü de oluyor. Gerçekten çok güzel. Ve şimdi, muazzam bir lezzet. Evet, çok güzel lezzetti. Zaten bir dilim de size verelim. Test edin. Ben çok beğendim. Gerçekten çok güzel olmuş. Çok hafif. Afiyet olsun. Evet. Bunların hiçbiri ağır değil. Akşam yemeği şöyle olarak da alabilirsiniz. Hepsini yiyebilirsiniz. Değil mi? Akşamları ağır yemekler yiyoruz yerine daha çok. Oysa biraz soğuması biraz gerek. Evet. Peki bu soğurken sizin o güzel tulumunuzdan yine şöyle ezgiler dinleyelim mi? Zevkli. Yemeği de yaptık. Evet. Yine şişirmesi tabii. Zaman alıyor birazcık. Tabii şişirmek lazım mutlaka. Hop. İstediğiniz bir ezgi var mı ya da bir Karadeniz mi yapalım yoksa başka dolaylara gidelim mi? Yani Ege olur. İzmirliyim. Ege'den de. Parça çalayım, sonra hareketliye geçeyim. Tamam. Ağlama yer yapayım. Thank you.
Teşekkür ederim. Çok güzel. İnsanla şakalaşır gibi bir enstrüman. Enerjisi çok yüksek değil çok mi? Çıkan evet, çok. Sesler. Çünkü o da bir canlı olduğu için canlıdan bir parça yani. Evet. Ya, bir evet. Şey değil. Evet. Yani cansız evet. Değil bence. Sonuçta hayvanın yani kendi derisi. Yani artık tulum. Oğlakları şey olarak görüyorum. Ay bundan hangi tulum olacak? Hayvan sevgim. Ege'de de tulum peynirini ona basarlardı. Evet, o yüzden tulum hep tabii eskiden ama insanlar suyu da tulumda taşıyorlardı. Bir parçası evet, yani. Kültürümüzün bir parçası. Evet. Oğlak sonuçta nasıl olsa sofraya geleceği evet. için. eti, sütü. Etinden, kemiğinden, sütünden, çok her şeyinden. Çok yararlı, her şeyinden yararlı. Sesi de çok yüksek. Yaylalarda çalındığı için, horonlarda evet. Çalındı. Olsun, olsun. Hiç sorun değil, başka bir şey. Özür dilerim. Rica ederim. Enerjisi yüksek. Yani bana da enerji veriyor. Yok, sizin de enerjiniz zaten yüksek. Teşekkürler sizin de. Son 10 dakikamız. Şimdi bugün okullar tatil oldu. Evet. Anneler, babalar, gelen karneler konusunda herhalde evlatlarını iyi ya da kötü yine bağrına basacak. Aman cezalandırma yoluna gitmeyin diyelim. Evet. Çünkü düzeltebilme şansı var her zaman için. Yani nedenini aramak evet. Önemli olan. Bir de bizde maalesef tatil yanlış anlaşılıyor. Anneler babalar çocuklara tatil deyince aman aman hiçbir şey yapmasın. Çok yoruldu zaten. Taş mı taşıdı? Zaten yapması gerekeni yaptı. Yani biz çocuklara tatil döneminde tamamen okumadan, yazmadan, bilgiden uzak bir eğlence hayatı sunmayalım. Anne, baba, aile ilgisi ve sevgisinin de olduğu mutlaka okumaya, eksiklerini tamamlamaya tabii, dönük tabii. Bir tatil anlayışı olsun diye düşünüyorum ben. Böyle olmaması çocuğu okuldan, okumaktan, bilgiden soğutuyor maalesef. Maalesef. Ve okuma alışkanlığını bu 15 günde kaybetmemesi için çocukları okumaya teşvik etmek lazım. Bütün öğrencilere güzel bir tatil evet. Dileyelim. Herkese çok iyi bir evet. Tatil, keyifli ve bir tatil. Gelecek öğretim yılı için yani ikinci öğretim yılı için de başarılar dileyelim. Evet, biz inşallah. Geçtiğimiz hafta ulusal ailesi olarak Lüleburgaz'daydık. Ulusal gönüllü kahvaltısı yaptık. Yarın da Bolu'ya gideceğiz. Bolu'da ulusal gönüllülerimizle buluşacağız. Onlarla kahvaltı yapacağız. Çok zarif bir hanımefendi Emine Hanım bunu yapmış, bu sepeti yapmış. Fakat bu sepeti yakından gösterebilirsek sizce neden yapılmış olabilir? Soru. Üzerinde böyle bir yazılar olduğuna göre kağıttan. Evet. Ama atıklardan, atılmış gazete kağıtlarından yapılmış ne kadar bir sepet dokunabilir. Çok güzel. Süper. Ve harika görünüyor. Muazzam bir çok çalışma. Güzel. Fakat her şeyden önemlisi gerçekten çok güzel. Gazeteden. Geri dönüşüm sağlıyorsunuz. Ne kadar güzel bir şey. Ve o kadar da sağlam ve şık evet, ki tabii, şu güzelliğe aynen. Bakın. Çilek. Değil yapmış, mi? Bir evet. Çilek. Evet. Çileğimiz var. Ve çok güzel. Emine Hanım'a, Lüleburgaz'a çok teşekkür ediyoruz. Çok sevgili Mehmet Kıvanç'ın annesine gittik. Evinde yemek yedik bizim haber müdürümüz. Sevgiler sunuyoruz. Ve bakın. Benim nelerim var, bir de böyle kardan adamım, çiçeğim, çiçek de kağıttan yapılma, bir de harika kardan adam var. Ve bunlar bizim kadınlarımızın el emeğiyle yapılan şeyler, gördüğünüz gibi. Bunları yapmak o kadar zevkli ki aslında sempatik bir kardan adam ve bir çiçek. Niye yapamayalım? Niye öğrenmeyelim, denemeyelim? Bizim kadınımızın yapmayacağı şey yok. İşte bakın. Şahane, aynen. Türkiye'de, el becerisi bir de insanı geliştiren, terapi olarak, ruhsal olarak iyi önemli. Gelen bir şey. Yani örgü örmek olsun, dikiş dikmek olsun, herhangi böyle bir el becerisi şahane bir şey. Ve yemekler yapmak. Şu yemeklere bakın. Şimdi Neva sevindi. Bana sorarlar sizin evde yemeği kim pişiriyor? Ben pişiririm. Mutfağıma girdiğim zaman benim için terapi merkezi gibidir. Benim yani evden de. Yorgun geldim, işten yorgun evet, geldim. Ben yorgun yemek yapamıyorum, anlamıyorum. Falan, ben tam tersine yorulunca yemek yapmayı evet, seviyorum. Evet, ben de ve mutfakta o
bir şeyleri yaratmak. Evet, çok zevkli, yaratıcı alışveriş bir şey. Yap, gel, koy. Evet. Şimdi hazır yemekler de çıkmış. Hop, koy. Çok ama zararlı. Patiyen işte yapmıyorum. O. Kekler için aynı şey geçerli. Çok zararlı. Çok zararlı. Yani evinizde hem çok daha az malzemeyle sağlıklı yapacağınız bir kek varken bunu hazır en azından 4-5 günde sürdü. Hazır kekler, hazır yiyecekler. İçinde kimya var, nokta. Evet. Kimya kanser yapar, bu kadar basit. Basit. Yani bu denklemi çözmenin yolu kendi besininizi kendinizin üretmesi. Çocuklarınızı özellikle kesinlikle kendinizin eli emeğiyle bildiğiniz evet. malzemelerden evet. yaptığınız ürünler yiyecektir. Çok evet. önemli beslenme. Evet. Çok önemli. Okşayarak ben onu buraya yerine koyuyorum, yerine koyuyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Bütün kadınlarımıza örnek olsun diye el emeği, göz nuru. Burada başarılı kadınlarımızın emeklerine yer verebiliriz bu programda. Özel yemekler yapıyorsunuz belki. İletişim bilgilerimiz var. O bilgilerden bize ulaşabilir. O güzel tatları burada deneyebilirsiniz. Onun için Gülgün'ün mutfağı siz güzel kadınlarımıza daima, yaratıcı kadınlarımıza daima açık. Bunu da buradan ifade etmek isterim. Burada sadece yemek değil, her türlü becerilerimizi değerlendirelim. Evet. Ve siyasetin o bizi sıkan, bunaltan havasından bir nebze olsun, özel tatlarımızla uzaklaşalım. Sonra yine o sarmalın içine gireceğiz derken sözü müziğe bağlayalım. Bağlayalım. Daha vaktimiz var zannediyorum. Var mı? Tamam. O zaman 5 dakikamız varmış. Kazım Koyuncu'dan istek geldi. Oo, öyle mi? Hadi bakalım. Hadi gidelim istemişler ama ben Narino'yu çalacağım. Ne eşlik olsun. Onu neyi çalacaksınız? Ben deli oldum, deli Narino. Hadi bakalım. Bütün ulusal kanal çalışanlarına hediyemiz olsun. Aa, gönüllülerine güzel. De hediye olsun. Evet. Bütün ulusal kanal ailesine, bütün seyircilere, yurt içi, yurt dışı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hepsine. Thank you.
Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Süremiz bitti zannediyorum. Evet, sevgili Nevva Sevinç'e çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Pırasa böreği yapıldı bugün. Tarifi altyazı olarak da kullanıldı. Bakın bembeyaz bir kereviz salatası ve borani, ıspanakla borani. Artık siz de yiyebilirsiniz. Evet. Sevgili Filiz İlkay, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gururumuzsunuz. Bir çok kadının tulum ederim. Sanatçısı olması tek ve ilk olarak başladınız. Yol açıldı, gelenler var evet, ardınızdan. Var. Sevgili Nevva Sevinç'e çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bunca işi bırakıp rica ederim. Çok mutfaktaki başarılarınızı, becerilerinizi ortaya rica koydunuz. Ederim. Sayın seyircilerimiz, sevgili hanımefendiler, çocuklarınızla güzel bir sömestr tatili diliyoruz sizlere. Her şey gönlünüzce güzel olsun. Mutfağınızdan bereket, sofralarınızdan söz, saz, gönlünüzden sevgi masanızdan eksik olmasın. Masanızdan mutluluk, keyif. Eksik olmasın diyoruz. Gülgün'le bir tat, bir sohbet için önümüzdeki cuma günü burada olacağız. Bakalım hangi yöreden neler gelecek bizim de masamıza. Mutlu, güzel bir hafta sonu. Esen kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.